Merhabalar arkadaşlar, stok programımız devam ediyor. Şimdi bir önceki videoda eksik bıraktığımız yerler var. Onları da tamamlayalım. Konumuza geçelim. Burada şu kaydeti yaptığımız zaman değiştirmiş olduğumuz fiş ile normal yeni kayıt fişi kodlarını buraya yazmıştık. Değiştir yaptığımız zaman ben göstereyim, daha güzel olur. Bakın şu kaydet arkadaşlar. Yeni kayıt olduğu zaman şu Ersen'in altına geliyor. Normal bir kayıt yapıyor. Değiştir olduğu zaman da şurada değiştireceği sayfanın ismini yazmadığımız için bize hata vermişti. Bunu sadece buradan düzelttik. Bizim aynı olay kopyaladığım nerede var? Bir de şurada var. Orayı da yapalım. Sil de var arkadaşlar. Bakın sil de ve aynı olay var. Geliyorum şu Sales'in önüne. Sileceği sayfanın ismini de yazdım. Bu da tamam. Bir de arkadaşlar şurada kapat dediğimiz zaman ve ekle dediğimiz zaman da bizim giriş hatta sayfasını silelim. Bakın kapatta yaptık mı biz bunu? Yapmadık. Şuraya en sonunda bunu yapalım. Şurada. Geldim buraya. Diyorum ki sheet. Giriş aktar. Nokta range A3'ten 2 nokta üst üste W 5000 olsun, nokta clear contest diyelim. Bu da tamam. Şimdi bunu buradan kopyalayıp Ctrl C dediğim ekleye yapıştıralım. Bu da başımda olsun. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi bizim hatta buradan da çıkalım. Şimdi arkadaşlar bir arkadaşımız bizi uyardı. Dedi ki burada çok fazla bir veri olduğu zaman ben bir faturayı değişirsem şu kayıt koduyla bunu nasıl yaparım? Çünkü faturanın üzerinde kayıt kodu yazmıyor. Dolayısıyla ben burada bu değişikliği yapacağım faturayı bulamam. Allah razı olsun bizi uyardı. Benim aklıma da hiç gelmedi bu. Şimdi biz bu olayını yapalım. Şimdi bu arkadaşımızın yaptığı gibi yapalım. Bir tane şey kullanacağız. Input box'la beraber yapmaya çalışalım. Şimdi bunu da fatura numarası üzerinden yapacağız. Sonuçta elinizdeki faturayı değişeceksiniz. O fatura numarasını baz alarak arkadaşlar burada bulacağımız faturayı seçme işlemini yapacağız. Buradan tekrar girişe gelelim. Burada bu butonu ekledim ben. İçerisine çift tıkladım. Şimdi buraya kodlarımızı yazalım. Önce ne yapalım? Farklı bir sayfada olabiliriz. Biz sayfayı giriş özete getirelim. Sheet giriş özet nokta select. Şimdi burada input box'ın ismini verelim. Diyelim ki aktar olsun. Aktar değil. Aranan olsun. Arkadaşın yaptığı gibi yapalım. Eşittir diyorum. Buraya in dedim. Ctrl'e boşluk tuşuna bastım. Bakın ikinci seçenek input box. Bunu seçtim. Parantezini açtım. Tırnak içerisinde buraya fatura numarası giriniz yazalım.
Şunları kapatalım. Virgülle başlığı da yazalım. Ne diyelim buraya? Arama yap. Bu da büyük harfli olsun. Tırnak içerisinde yapacağız bunu. Yaptık. Parantezimizi kapattık. Enter'ladık. Şimdi bunu da yine find fonksiyonuyla yapalım. Sheets. Giriş. Özet. Nokta range. Bizim faturalarımız neredeydi? C sütununda. C 2 nokta üst üste C dedik. Nokta find. Parantez açtık. Burada neyi arıyoruz? Input box'ta yazdığımız değeri. O da input box neydi arkadaşlar? İsmi aranan. Parantezi kapattık. Nokta select dedik. Şimdi şunu yazalım. List box 2 nokta list index eşittir ama bizim şurada bunun satır sayısını belirtmemiz lazım ilk önce. Bunu da ne diyelim? X diyelim eşittir. Active cell nokta row. Şimdi list box list indeksimiz ne olacak? X dedik. Tamam. Şimdi bakalım tamam mı arkadaşlar? Gelelim buraya. Bir deneme yapalım. Geldim şimdi de bul dedim. Input box'ımız geldi. Şuradan bir tane fatura numarası seçiyorum. Mesela 68'i seçiyorum. 68 dedim. OK dedim. Şimdi 68'i seçmedi. %2 diyelim. OK diyelim. Olmadı. List box 2 list index eşittir x dedik. Bu 7. satır. Ama buraya bizim eksi 2 koymamız lazım. Şimdi bakalım. Evet. 102'yi şimdi seçti. Eksi 2 neydi arkadaşlar? List box list index 0'dan başlıyor. Bir de şurada bir başlığımız vardı. Şimdi bir tane daha deneme yapalım. Bu sefer 68'i tekrar yapalım. OK dedim. Bakın arkadaşlar 68 buraya geldi. Pekala. Diyelim ki ben yanlış bir kod yazdım. Bakalım burada olmayan bir fatura numarası yazayım. 99 olsun dediğim zaman bana hatayı veriyor. Çünkü 999'u arkadaşlar find fonksiyonuyla bulamadı. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim buraya bir koşul koymamız lazım. Eğer hata varsa diyeceğiz. Ondan sonra hata varsa kodları çalıştırmadan ne yapacak? Bize bir mesaj versin. Ondan sonra da çıksın. Bunun için arkadaşlar burada şimdi şöyle bir kod yazacağız. Diyeceğiz ki on error go to git diyelim. Şimdi bu ne demektir arkadaşlar? On error go to. Bu kodla çalıştığı zaman, şu kodun üzerine geldiği zaman bunun hafızasını alacak. Bir hata gördüğü zaman da şurada git dediğimiz yere, yani şurada ya da git demeye gerek yok. Burada farklı bir şey de yazabilirsiniz. Şurada git denen yere arkadaşlar hatayı gördüğü yerden aşağıdaki kodları çalıştırmaz. Direkt olarak buraya gelir. Yani ben buraya şimdi git desem, git 2 nokta üst üste desem ne yapacak? Hatayı hafızasını aldı. Hata gördüğü zaman git'e gideceğini biliyor. Şurada hatayı gördü. Şu diğer bütün kodları çalıştırmadan direkt olarak buraya gelecek.
Bunun da altına biz mesajla diyelim ki fatura bulunamadı. Message box fatura bulunamadı. Diyelim. Şimdi arkadaşlar burada bir olay daha var. Diyelim ki hata yok. Hata yoksa tüm kodlar burada çalışır. Siz işte burada yazmış olduğunuz fatura numarası olsun veya olmasın direkt olarak bunu yapar. Burada da o zaman ne yapmamız lazım? Eğer fatura numarası varsa şu git'e mesaja fatura bulunamadığına gelmeden ne yapması lazım? Buradan çıkması lazım. Bunu da buradan çıkartalım. Exit sub. Şimdi bunu çalıştıralım arkadaşlar. Tekrar şurayı okutmadık işte. Bakın şuraya okutalım. Şimdi çalışacak arkadaşlar. Bakın ne yapmıştık? 999 diyelim. Enter artık fatura bulunamadı. Şöyle bir tane daha yapalım. Bu sefer şu yukarılardan bir tane olsun. 15 olsun. Tıkladığım zaman 15'i bulduk. Şimdi bir başıyla bir de sonunu yapalım. 30 dedim. Tamam. Şimdi de 602 diyelim. Sonunu yapalım. Bu da tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi bir önceki videoda şunu söylemiştik. Raporlara başlayacağız diye. Araya bu girdi. Şimdi bu videomuz bu kadar olsun. Ama raporlara gelmeyelim. Çünkü biz çıkışı yapmadık. Yani raporlarda sadece yapacağımız şey giriş toplamlarını almak. Onu da biz ne yapalım? Bu çıkışları yaptıktan sonra hepsini birden yaparız. Hem ekstra alırız. Yani çıkış olmadan ekstra yapamayız. Mizan alacağız. Çıkış olmadan yine alamayız. Daha farklı raporlamalar da yapacağız. Mesela nerede? Pivot tabloları da yapacağız. Onlar da daha çıkış olmadan arkadaşlar rapor pek anlaşılmaz. Onun için biz ne yapalım? Bir dahaki videoda çıkış işlemlerini yapmaya başlayalım. Ondan sonra da raporlara devam ederiz inşallah diyelim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.